arkadaşlar. Hey arkadaşım, yukarıdayım. Biraz kafanı yukarı kaldır. İşte şimdi oldu. Evet, boyum biraz uzun. Karadaki hayvanlarda en uzun boylu olan benim. Beneklerimi beğendiniz mi? Bu benekler tıpkı sizlerin parmak izleri gibi her bir zürafaya özeldir. Birbirlerine hiç benzemez. Bizlerin boyu 4-6 metre arasında değişir. Ağırlığımız 2 tona yaklaşabilir. Dünyanın Afrika kıtasında, savanlarda, otlaklarda ve açık ormanlarda yaşarız. Genelde akasya ağacının olduğu bölgelerde bulunuruz. En yoğun yaşadığımız bölgelerin başında Kenya ve Zimbabwe gelir. Bizim tüylü ve diğer hayvanlardan çok daha farklı iki boynuzumuz bulunur. Boynuzlar sert yapıda ancak deriyle kaplıdır. Yine zürafaların başlarından sırtlarına kadar uzanan, daha sert yapıdaki tüylerden oluşan yelilerimiz vardır. Boylarımız yüksek ağaçların filizlerine kadar uzanabilme imkanı sağlar. 45-50 santimetreye kadar uzayabilen dillerimizle yaprak ve filizleri kavrayarak yeriz. Bakın dillerimizi nasıl kullanıyoruz. Evet, gerçekten uzun dilimiz var. Bu boya, bu dil anca bu kadar olur değil mi? Bizi avlamaya çalışan aslanlar bile tekmemizden çok korkarlar. Çünkü tekmemiz onları öldürebilir. Uzun boyunlarımızı eğerek nadir de olsa çalılar ve otlarla da beslenebilmekteyiz. Ama su içerken biraz zorlanırız. Nasıl su içtiğimizi merak ediyor musunuz? Haydi o zaman izleyelim. Su içerken düşmanlarımıza karşı oldukça savunmasız kalırız. Ancak zürafalar sanılanın tam tersine her gün su ihtiyacı duymazlar. 3-4 günde bir su içeriz. Kurak mevsimlerde bir aya kadar su içmeden yaşamına devam edebilen tek canlıyız. Dişi zürafanın 14-15 ay süren gebeliğinin ardından doğan yavrumu yaklaşık olarak 1,5 metre yüksekliğindedir. Ve doğumundan sonraki 10 saat içinde koşmaya başlar. Tehlikeli durumlarda yavrularımız vücutlarımızın altına saklanırlar. Bizler ortalama olarak 25 yıl kadar yaşarız. Zürafalar tehlike anında birbirlerine kuyruklarıyla işaret verirler. Dinlenme zamanlarında grubumuzdan bir zürafa tehlikelere karşı nöbet tutar. Tehlike durumunda bizleri uyandırır. Uyurken başımızı vücudumuzun arkasına doğru yaslarız. 2 saatlik bir uyku bize yeter. Ayakta da bu şekilde dinlenebiliyoruz.
insanlar, aniden ayağa kalksanız beyninize giden kanın azalmasıyla başınız dönebilir. Bizler başlarımızı yere indirdikten sonra 1-2 saniye içinde metrelerce yukarı kaldırıyoruz. Ama ne başımız dönüyor ne de bayılıyoruz. Güçlü bir kalbimiz var. Bu da bizi yüksek tansiyondan, bayılma nöbetlerinden koruyor. Kalp çeperlerimiz çok kalın. Beyinlerimiz kalbimizden 2 metre kadar yüksekte olduğu halde kan beynimize rahatlıkla ulaşabiliyor. Boynumuzdaki atar damarların beyne varmadan hemen önce bölünerek bir damar ağı meydana getirdiğini, esnek olan bu damar ağının başımızı aşağı indirdiğimizde şişip kanı tutarak beynin kanla dolmasını önlediğini biliyor muydunuz? İşte Allah bizi böyle mükemmel tasarlamış. Ayrıca boyun ve bacaklarımızdaki deri katmanlarında esnek olmayan kolajen lifler bulunur. Ve bunları varis çoraplarına, savaş uçağı pilotlarının giydiği, ani manevralarda kan akışını sağlamak için tasarlanmış elbiselere benzetebiliriz. İşte bu yapı vücudumuzun kan basıncını dengeler. Bu bölümde de beni tanımış oldunuz. Canlıları tanımak, yaşamı tanımaktır. Hoşça kalın arkadaşlar.